arkadaşım böyle sarardı sahne. Olsun. Buraları izninizle konuşulduğu için hızlı geçeceğim. Söylendi. Ben hukukçu değilim ama bu ülkedeki hukukçu olmayan insanlar gibi anlamamız mümkün değil zaten. Bir yasa çıkıyor. Hele şu 2014-15 serisinde demin anıldığı gibi internet yasası. Yok o bozuyor. Anayasa Mahkemesi bir daha değiştiriyor. Bir daha çıkartıyorlar falan. Ben bunu sağlık ortamında ilk AKP döneminde Recep Akdağ Sağlık Bakanı öyle bir arkadaş vardı. Onunla karşılıklı böyle konuşurken ya burada yasal bir problem mi var? O zaman hemen çıkartırız diyorlardı. Parlamentoda sayın milletvekilimiz de burada küt bir tane yasa çıkıp karşımıza gelirdi. Ya ama burada da bir boşluk var olur onu da çıkartırız derlerdi. Yasama organı denen şeyin bütünüyle zaten hükmünün olmadığı, yargının biraz evvel bütünüyle araçsallaştırıldığı, yürütme adı altında aslında yürütecek bir ekibin de değil, doğrudan bir zihniyetin, bir kişi de tecelli etmiş olmakla beraber orada bir zihniyet var herhalde değil mi? Onunla beraber böyle bir şeyler oldu ve sonuçta demin ne güzel hocam andığı için bu interneti falan geçiyorum ama şu iç güvenlik paketi bağırdık ya sizler de bağırdınız biliyorum bizler de bağırdık ya yapmayın ya. Ya böyle olur mu? Yok önleyici gözaltı, yok polise o yetki de yetmedi, daha sana bir yetki falan filan. Karşımızdaki tablo bu oldu ama. Bu yasayı çıkardıktan sonra ateşli silahlı ölüm sonucunda 135 ölümün 130'u yasa çıktıktan sonra 2015 yılında gerçekleşti. O kadar rahat kullanıyorlar ki biraz sonra söyleyeceğim. 3,5 yaşındaki çocuk da ateşli silahlı öldürülebiliyor, 80 yaşındaki insan da öldürülebiliyor. Demin verileri paylaştığınız için oradan daha fazla gitmeyeceğim. Bu dönemin 2013-2014 döneminin tek olumlu yanı süreç adı altında anılan çatışmasızlık ortamıydı. Bizim açımızdan o bir çatışmasızlık ortamıdır ve burada verilere baktığınız gibi hakikaten 2010 Kürt meselesinin ile doğrudan ilgili çatışma sürecini kastediyorum. 2012'deki o yaygın çatışma ortamından sonra 2013-2014'te çatışma nedeniyle ölüm sayısı doğal olarak dramatik azaldı. Bu çok olumlu bir şeydi ama bununla beraber bu süre içerisinde izninizle Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl çözümü esas olarak değil de demin bazı atıflar oldu Kerem hocamdan özellikle bir pazarlık süreci olduğu her yanıyla aşikar olan bir süreci yaşadık. Mesela süreç başladı bu yeşiller tahliye meselesidir insanları saldılar isteyince salabiliyorlar. O sırada gözaltını Kürt meselesiyle ilgili gözaltıları söylüyorum azalttılar istediği zaman azaltabiliyorlar ama sonra bir şey oluyor salınmalar azalıyor. Yeşilli olanlar. Kırmızı gözaltı ve tutuklamalar artıyor. Bu 2014 yılında da böyle tecelli etti. Bir pazarlık duygusu. Hele biz Türkiye İnsan Hakları Vakfı işkence ve ağır insan hakları ihlallerine maruz kalanların onarım süreçleriyle ilgiliyiz. Tedavi rehabilitasyon başta ve dahil olmak üzere. Ya mesela bir Ramazan Özalp adında bir içeride ağır hasta olanların salınma konusu. Ya burada bir altında savcının imzası olan bir yazı var. Şimdi bildiğiniz gibi aslında bütün uluslararası belgeler, aslında Türkiye'deki bir takım yasalarda içeride eğer nitelikli bir tedavi olanağı yoksa, nitelikli bir tedavi olanağının sağlanması açısından iyileşinceye kadar infazın ertelenmesini öngörüyor. Mesele burada, iyileşinceye kadar dışarıda olacaksınız, infaz ertelenecek, iyileşeceksiniz, tekrar döneceksiniz. Bu bir af, bu bir şey falan değil aslında. Bu çok insani bir şey. Bütün dünyada da değil mi uluslararası sizlerin hakim olduğu konu böyle bir şeydir. Türkiye'de bunu bile pazarlık haline getirdiler bu süreç adı altındaki meselede. İşte onların salınacağız mı salınmayacağız mı Ramazan Özal. Diyor ki kişi yanda fotoğrafı ne yazık ki yatağa bağımlı bir kanser hastası ve ne yazık ki tıbbın imkanlarının içerisinde hamle yapabilme şansının olmadığı bir döneme falan giriyoruz ve bunun adli tıp kurumundan raporu var. Kesin tahliye olmalıdır. Çünkü bugün itibariyle ne yazık ki tedavi olanakları aslında sınıra gelmiştir. İki, bunun yazısı var. Toplum güvenliği bakımından tehlike olup oluşturamayacağı soruluyor emniyete. Emniyette bir takım insanlar diyorlar ki ya diyorlar kendisi toplum güvenliği bakımından tehlike teşkil etmez çünkü yatıyor zaten. Hani kımıldayacak halleri yok zaten. Ama diyor, bunu da savcı peşinen devam ediyor. Şahsın Dirisekli köyüne ve Yedil ilçesine gelmesi durumunda bazı siyasi partiler ve vatandaşlar tarafından propaganda aracı olarak kullanılabileceği ve bu durum çeşitli toplumsal olaylara sebebiyet verebileceği ve sonuçta gerginlik çıkacağı, basına yansıyarak huzursuzluk meydana getirilebileceği için tahliyesine hayır diyor. Yani bunu yazan bir savcı.
Bunu gündüren bir emniyet. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı'ydı. Bu olaylar için gittiğimizde bir kere de nasıl olur dedi. Nasıl olur olur mu dedim ya, senin onayladığın bir yasa maddesine dayalı yapıyorlar. Yani öyle bir sistem ki sadece emniyetle sınırlı değil, yargıçla sınırlı değil, savcıyla sınırlı değil, parlamento, bütün mekanizma Cumhurbaşkanlığı dahil olmak üzere şöyle bir şeyin içerisinde işte o süreç denen şeyde sahici hiçbir yanı olmayan bir hadise olmuştu. Ama ne oldu sonra? Hepimizin bildiği bu yıl Türkiye yakın tarihinin en çatışmalı dönemine girdik. İşte böyle bir takım veriler. Ne olursunuz rakamlara dökmeyin hiçbir şey. Her biri bir candır bunların. Her biri bir değerdir bunların. Buradaki herkesin, güvenlik güçleri, militan, sivil, mivil dediğiniz her şey. Her şey. Eğer bunu böyle hissedemezsek zaten bu çatışma ortamlarının sonlanması ya da huzurlu bir bu parçalanmış halimizden bir huzurlu ortak yaşama gitme falan olanağı olmayacak. Çatışma ortamından söz ediyorsak değil mi arkadaşlar, sizin alanınız bu insancıl hukuk deniyor, işte savaş hukuk deniyor, bir şeyler deniyor değil mi, sizler ne güzel tartışıyorsunuz, öğreniyoruz, işte buna ilişkin bir takım bizim sağlık ortamına ilişkin Dünya Tabipler Birliği'nin kuralları çok, ama biz şunu biliyoruz değil mi, sağlıkçılar olarak tek sloganımız vardı öteden beri zaten, savaş öldürür arkadaşlar. Çatışma öldürür. Sadece insanları öldürmüyor, hayvanları öldürüyor. Gittiler o Roboski'nin o taraflarda kaçakçılık adı altında falan o köyleri boşaltmak için işte bu oradaki katırları da öldürdüler. Ormanlara yakılıyor. Değerler bütünüyle yok oluyor. Dolayısıyla bugün çok özel bir şey yaşıyoruz biz. Bugün çok geç kaldık biz aslında. Ben, siz, kusura bakmayın hepimiz. Yani oralarda bir yerde olan mesele değil. Sakın ola ki ya orada olan bir gün buraya yansıyacak kaygısıyla da bugün aman hareket edeyim falan demeyin. Bu çok bencilce bir şey olur. Orada yaşanıyor ve bizim bir parçamız aslında sonuç olarak orada yaşanıyor. Ya şu 10 Ekim meselesi, bu işte halay çeken arkadaşlarımız, o güzelim insanlarımızı öldüler değil mi? Sağlıkçılar orada kendileri başladılar değil mi? Orada var mıydınız? Bir kısmınız oradaydı. Reanimasyonlara başlandı orada ve o sırada hakikaten gaz attı ya. Bunlar gaz attı ya. Yani böyle bir ortam ya. Gaz attılar orada reanimasyon içerisinde sağlıkçıları uğraşırken. Ve onun sonucunda gizlilik kararı olan bu dosyada bileniniz varsa lütfen söyleyin. Ne yapılıyor bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ya. Bu 10 Ekim'le ilgili bu mitinge çağrı yapanlar Adana falan başta olmak üzere sendikacılar şunlar bunlar gözaltına alınıyor. Hakkında soruşturma açılıyor. 2- Bu katliamı protesto edenler dün İzmir'deydi, lise öğrencileri orada şurada burada falanlar hakkında davalar açılıyor, soruşturma açılıyor. Şu katliamı bile protesto etme. Onun sonucunda 11 Ekim'de Adana'da katliamı protesto sırasında ateşli silah kullanılıyor. Evindeki o 3,5 yaşındaki çocuk öldürülüyor. Hani bu 10 Ekim o güzelim 100 tane insanımızın yitimi başta ve dahil olmak üzere efendim. Her şeyiyle bir tablo gösteriyor. Şimdi şu işte önceki gün paylaştık, belki basından da izleme imkanınız olmuştur. Sokağa çıkma yasağı haritası. Ya 52 kez ilan edildi şu son dünkü ve bugünküler dışında ve 1 milyon 300 bin insanın doğrudan yaşadığı alanlarda yapıldı bu. Başta o 7 ilde, ilçelerde olmak üzere ve lütfen başta andığım için geçiyorum ama hayal edin 12 günler 14 günler vesaireler. Doktor arkadaşlarla ismini vermeyeyim, konuşuyorum her gün ya oralarda yaşayan, ben de doktorum işte bütün bu ortamda senelerce. Arkadaşım ya telefonla konuşuyorum, içeriden çocukların sesi geliyor 1,5 yaşında, biliyorum şu anda örnek verdiğim 2,5 yaşında. Dışarıdan silah sesleri geliyor. Onlarca gün kalın. Ben Cizre'ye gidip kalıyorum, Nusaybin'e gidip kalıyorum. Fonksiyonum, çabalarım, çalışmalarım nedeniyle. Bir an için hissedin ya, şu dışarıda silah sesleri geliyor. O çocuklarla, ki o çocuklar aslında toplumsal travmalar ülkesiyiz değil mi biz aynı zamanda? Tamamlanmayan yaslar ülkesiyiz değil mi? 12 Eylül'le şunla bunla falanla filanla. Zaten o kuşaklardan geliyoruz falan. Kuşaktan kuşağa zaten aktarılıyor bunlar. Efendim... Onlar hep var değil mi? İşte çabalıyoruz falan. İnsan Hakları Komiseri Nils'te o çabaların sonucunda işte böyle bir takım açıklamalar yapıyor. Hakikaten kimse tarafından kabul edilemez. Hiçbir meşruiyeti bunların olamaz. Yani hendekmiş bildiğiniz gibi. İçeride silahlı insanlar varmış. Bildiğiniz gibi işte çatışma yapıyorlarmış. Güvenlik kuvvetlerine atışı. Hiçbir şey
1 milyon 300 bin sivil insanın yaşadığı alanların kapatılması, sokağa çıkma yasağı, susuz, yemeksiz, sağlık hizmetine ulaşımın engellenmesinin mazereti ve meşruiyeti olamaz arkadaşlar. Bu duygunun çıkması lazım. Tabii ki bu çatışma bitmesi lazım. Hiç kuşku yok. Bildiğiniz bir şey, 2005 yılında bu ülkede 55 bin insan vardı cezaevinde ve bugün bu rakam 2014 sonu itibariyle 158 bin, şu an Kasım itibariyle 176 bine çıktı. 12 Eylül'den itibaren tutarız biz bunu, Adalet Bakanlığı'nın verileridir. Bakıldığında nüfusa dağıtsanız bile böyle bir dönem yaşanmamıştır. 2005 ile şu 10 yıl içerisinde şu çubuğun gidişine bakın. Ve bunlar, bir takım insanlar var. Adalet Bakanlığı strateji mi traji diye ağır cümlelerle böyle planlar yapıyorlar. Strateji planları falan. Ya öngörüleri şu. 2017'ye kadar 207 tane daha yeni cezaevi yapacaklarmış da çok yorulacaklar. Ve cezaevlerin kapasitesini 245 bine çıkaracaklarmış. Yetmemiş bu 55 bin. Yetmemiş bu 158 bin 2014 sonu 176 bin bugün itibariyle. Hayallerine bakın. Yani ufka bakın. 245 bin falan. Dolayısıyla doğal olarak burayı doldurmak için de aman ha sakin olun. Tabii telaş yapmayalım. Ama hani böyle bir ortam. Evet sevgili Can, sevgili Erdem falan. Ne diyor? Daha ertesi gün hemen nasıl konuşuyor değil mi? Bir yetkili adı altında işte birisi değil mi? Efendim öyle zannediyorum bu özel haberi yapan kişi bunun bedelini çok ağır ödeyecek. Öyle bırakmam onu. Bak bak ertesi gün konuştu bunu. Sonra bunu ciddiye alan demin ne güzel özetlediniz. Bir takım savcılar falan var. Soruşturma açıyor. Sonra bir takım yargıçlar falan var. Sonra diyor talep de falan şey ha. Demin andığın için hocam. Yani şimdiki talep de fena değil yani. Bir kez ağırlaştırılmış müebbet istiyor. Bu nasıl oluyor? Yani ben hukukçu olmadığım için anlamam. Yanına bir tane müebbet, yanına bir tane de 40 hani şey gibi değil mi? Bonus gibi böyle falan. Nasıl yani? İş mi ya bu? Ha? İşkence konusunda hocam söyledi zaten. İzninizle onu bu grafik hocamındır, Kerem hocamındır. Çok güzel. Ben de hep ona atıf yaparak böyle yaparım. Hakikaten bu işkence meselesi Türkiye'de tabii ben denk düştü bir kısmımızda denk düşmüştür. 12 Eylül dönemini falan yaşadım 1980 sonrası içeride yaşadım dışarıda yaşadım falan. Orada bilgi alma amaçlı yöntemler baskın idi, süreler baskın idi. Ama bildiğiniz gibi işkencenin amacı sadece bilgi alma değil, ayrıca cezalandırmak, ayrıca korkutmak. Yani ihtiyaç duyduğunda bir ceza mahkemesi aracına dönüşebilir. Aynı zamanda veya bir cezalandırma aracına aynı zamanda veya caydırma aracına dönüşebilir. Bu ihtiyaca bağlı bir şeydir. Dolayısıyla özgürlüğünden alıkonundan sonra güvenlik kuvvetleri tarafından uygulanan şiddetin işkence ve kötü muamele başlığı altında değerlendirmek gerekiyor ki buna ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun önceki yıldaki aldığı kararlar, bu sene içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararlar bu meseleyi böyle ortaya koyuyor. Demin anıldı hakikaten. Yani öyle bir sistem ki bu sizin yargı ortamınız. Mesela Ethem Sarısülü'yü vuran kişi, gerçi sonra salındı biliyorsunuz geçen ay. 7 yıl falan aldı değil mi? 7 yıl. Annesinden 12 yıl istiyorlar ya. Annesi ve yakınlarından 12 yıl istiyorlar. Hakaret etmiş falan. O duruşmada bağırmış annesi. 12 yıl istiyor. Yani bunu da ciddi ciddi birileri böyle hani hukuki süreç adı altında mesela konuşulabiliyor falan. Utanç verici bir şey. Utanç verici bir şey. Vakfı da bu arada para cezası da kestiler. Bizim iki tane doktor arkadaşı ibadethaneyi kirlettiler diye gezi sürecinde cezayı verdiler. Şunlar şunun için önemli arkadaşlar. Sizler için de bence önemli olabileceği için. Şimdi öyle de bir şey yapıyorlar ki hem geleceği hem geçmişi bağlamak açısından. Şu laf mesela bu olay Veli'nin olayı da öyledir. Veli'nin olayını biliyorsunuzdur. 2000 yılında Burdur cezaevinde bir işte efendim işte isyan var gerekçesiyle buldozer kepçeler giriyor içeriye falan. O sırada Veli dünya güzeli arkadaşım tanıyorsunuzdur bir kısmınız belki de. Kolu kopuyor o kepçe. Kendi ifade ettiği için atıf yapıyorum yoksa biz atıf yapmayız böyle kendi yazdığı ve sözlüğü için. O belki hatırlayanlarınız vardır. O kol bir köpek tarafından cezaevinin uzağında bir yerde birkaç gün sonra bulunuyor falan. Sonra bir hukuki süreç başlıyor. Hep beraber başlatıyoruz. Veli önde, biz arkada tabii falan. Ya bunun bir tazminat davası muhteşem bir şey ya. Bu sizin bütün ilgili yerel mahkeme, Danıştay hepsi var bunların arasında. Sonuçta
kişisel hatasıdır ve bu nedenle tazminata gerek yoktur, kamunun sorumluluğu yoktur gerekçeleriyle bu kişiden verilmiş, önceden verilmiş tazminatlar geri alınmaya çalışılıyor. 700 küsür bin lira falan. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin peş peşe kararları var. Bu o kadar yaygın ki Diyarbakır'da 2006 sürecinde olan mesele falan dahil olmak üzere. Değil mi hocam ya? Ne diyorsunuz? Yani hatta bu gezi sürecinde öyle olaylar var ki kişi gösteriye katılmamakla beraber diyor, normal bir insan davranışı gösterip oradan uzaklaşmadığı için kamunun sorumluluğu yoktur diyor. Kimin? Adını vermeyeceğim. İşte o gaz fişeğinden bir organını kaybetmiş bir insan için ya. Normal insan davranışı gösterip oradan uzaklaşmadığı için diyor. Gelen gaz fişeğiyle kaybeden bir organımız var ama kamu sorumlu değildir diyor. Kişi sorumludur diyor. Hakkında takibata gerek yok diyor. 12 Eylül dönemi falan filan. Ben bitiriyorum hocam izninizle. Ama şuraya gelmek isterim. Yani yol ayrımındayız arkadaşlar. Dünyada da yol ayrımındayız. Yani Birleşmiş Milletler ortamında da, dünya ortamında da, Türkiye'de de yol ayrımında. Bu yol ayrımı denen şey bir gün değil, bir ay değil, bir yıl falan değil. Utanç duygumun ben bitirirken şöyle devam etmek istiyorum. Buradan bir şey yapmalıyız biz. Buradan çıkmalıyız. Bu hakikaten kimi literatürde böyle ya barbarlık ya insanlık falan denir, bir şeyler denir ya. Öyle bir dönemi yaşıyor dünya. 7,5 milyar, 7.8 milyar insan var dünyada ha. Yukarıdan şöyle bakın. Biz sadece işte o güzelim bebekleri görüyoruz belki zorla yerinden edilmişlerin işte çıkış sahnelerinde ne yazık ki yaşamını yitiren falan. Ama bakın ya bu vahşet, bu herhangi bir dönem değil. Türkiye için de bu böyle. Üç vakte kadar çıkılacak hiç kuşku yok. Ama üç vakte kadar çıkılacakken derhal çıkmak zorundayız. En azından kendi adıma da söyleyebilirim ve kurumum adına da söyleyebilirim ki düne kadar yaptığımız ve düne kadar sizlerin yaptığı çok değerli faaliyetler hiç kuşku yok ama bir şeylere yetmiyor. O yüzden deminki o ara cümle bir şeyi daha üstüne koymak zorundayız bugün itibariyle, yoksa yarın çok geç olacak. Teşekkür ediyorum. Bunun için de çok imkanımız var ha. Sayın Doktor Metin Bakkalcı arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi seyir mikrofonumuz var. Katkı sunmak isteyen arkadaşlara bir beşer dakika geçmemek koşuluyla vermeyi düşünüyoruz. Bir bu, bir de ikincisi, eğer soru sormak isteyen arkadaşlar varsa sorularını almak istiyoruz. Bir arkadaş, mikrofon sizde mi canım? Tamam. Katkı sunmak isteyen veya soru sormak isteyen arkadaş var mı? Tabii. Arkadaşımıza verir misiniz? Merhabalar. Değil galiba. Sesim geliyor mu? Ses geliyor mu? Mikrofonla geliyor. Ha, tamam. Öncelikle geldiğiniz için bilgilerinizi ve duygularınızı... Şunu alalım. Şunu alalım. Ben buradaki portatif mikrofonu alacağım. Bak bu çok güzel çalışıyor. Teşekkür ederim. Öncelikle geldiğiniz için, bize bilgilerinizi ve duygularınızı aktardığınız için ben çok kendi adıma çok teşekkür etmek istiyorum. Metin Bey'in dediği gibi işte hani Nusaybin'e gidin, oradaki havayı hani hissedin dedi. Ben Nusaybinliyim. Ailem, sülalem hep orada, herkes orada. Ve çok sıkıntılı süreçler yaşıyoruz. Çok gerginiz. Ne olacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ama şunu söylemek istiyorum. Demokrasiye inanıyoruz. Abraham Lincoln diyor ya hani halkın halk için halk tarafından yönetimidir diyor. Ama günümüze gelinen nokta başka bir düşünürün söylediği gibi halkın 5 yılda bir seçim sandığı deliğinden nefes alabildiği bir sistemdir. Maalesef buraya doğru ilerliyor süreç, buraya doğru evriliyor. Ve Suriye meselesi, karışan dengeler, bu savaşa dahil olan Rusya, Çin, işte diğer bütün devletler, silahlanma yarışı. Geçenlerde Türkiye 50 tane akıllı roket aldı, füze aldı. Bu insanları endişelendiriyor, beni endişelendiriyor. Ve İkinci Dünya Savaşı'nda bile engel olamayan milletler cemiyetinin, sonraki işte şu an bahsediyoruz, Birleşmiş Milletler diyoruz. Siz işte Kerem Bey ve Metin Bey dediler ki hani, biz farklı reaksiyonlar geliştirmeliyiz insan hakları savunucuları olarak.
Ben çok merak ediyorum ve umutla bağlamak istiyorum. Nasıl reaksiyonlar geliştirilebilir? Ne yapabiliriz? Bu tarz süreci engellemek için bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Adım Cahit Polat, 12 Eylül mağduruyum, 1402'liyim. 1990'da bütün 1402'likler görevine başlatıldı. 1450 kişi, aslında 30 bin kişi gayri resmi. Çoğu 1402'lik olduğunu bile bilmiyor. Belki birçoğu bugün hayatta değil. Göreve başlatılmadım. Akıl hastası raporuyla saf dışı edildim. Suçum Ankara Üniversitesi...